Herkese yeni bir günden merhabalar arkadaşlar ve günaydınlar. Saatlerimiz şu anda 11'e gidiyor. Ben 1,5 saat önce falan uyandım. Ama hala pijamalarımdayım gördüğünüz gibi. Şimdi üzerimi değiştireceğim ama değiştirmeden önce dedim ki bir giriş yapayım. Önceki gün biliyorsunuz gardırobumu falan düzenlemiştim. Buraları temizledim. Aslında ben dün yine bir güzel süpürdüm evi ama silmedim. Hallarımı falan kaldırdım. Birazdan sizlere de göstereceğim onları hatta. Hakan geldi dün. Biraz belini incitmiş, o yüzden yattı. Bu odayı şey yapamadım, süpürüp silemedim. O yüzden dedim ben en iyisi üstten bir süpüreyim koridora kadar. Yani buraya kadar bir süpürdüm. Ondan sonrasında da Hakan yattığı için bu odaya giremedim. Bugün tekrardan bir süpürüp silerim diye düşündüm. Böyle bir giriş yapayım dedim, videomu başlatayım dedim. Daha sonrasında neler olacak hep beraber görelim. Bu küçük odayı genelde zaten çamaşır odası olarak kullanıyorum. Yani çamaşırlarım kuruması için orada duruyorlar şu anda. Halıları falan dediğim gibi kaldırdım. Koltukları silmeyi düşünüyorum bugün. Artık bakalım hangisine yetişebilirsek. O zaman hadi günümüze başlayalım. Evet canlar, ben üstümü değiştirdim, şimdi geldim. Evet, şu anda ben süpürgemi aldım arkadaşlar. Buraya getirdim. Önce bir süpüreyim diyorum. En azından yerdeki tozlar mozlar da gitmiş olsun. Daha sonrasında koltuklarımın üzerini sileceğim hemen. Yani yanlarını, üstünü falan filan. 5-10 dakikada zaten işim biter diye düşünüyorum. Hemen süpürmeye geçelim. Bir de ben buradaki halıyı kaldırdım. Görüyorsunuz burası böyle kışın yerden aşırı derecede soğuk geldiği için buraya diğer küçük halıyı da koymuştum. Onu da kaldırdım. Şurada banyo, ay, mutfaktaki halıyı da kaldırdım. Yıkamaya attım hepsini. Koltukların üzerindeki örtüleri falan filan da yıkadım. Onlar şu anda hatta kurumuş olabilir bile, 2 gün oldu. Burası böyle dursa daha güzel olur diye düşünüyorum şu anlık. Yani yaz geldiği için, gerçi yine akşamları bir ve sabahları birazcık serin oluyor, soğuk oluyor. Ben üşüyorum ama dediğim gibi buradaki halı kışın koyuyorum onu. Yani kışın koymayı düşünüyorum tekrar. Ama yine koyar mıyım? Bir fikrim yok. Belki de koyarım. Çünkü halıyı da koyacak bir yerim yok. Böyle siz ne düşünüyorsunuz? Yani buradaki küçük halı demeyeyim de yolluk mu diyeyim ona? Onu koysam yoksa bu şekilde mi kalsa şu anlık? Bence bu şekilde daha sade ve hoş gözüküyor. Bilemedim. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
that's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Evet canlar, koltuk temizleme, silme işlemim bitmiş bulunmakta. Gerçekten üzerinde birkaç tane leke vardı. Ben iki kere falan kahve döktüm. O yüzden hem şu şerit kısımlarında, şurada beyaz kısım var ya, orada şeritler var ufak gümüş. Hem o kısımlarında hem de yerde falan biraz kahve şeyi vardı. Dün akşam döktüm. Üstten silmiştim ama detaylı silmemiştim. Daha sonra işte koltuklarım gerçekten temiz oldu ve tozlanmışlardı. Tozlarını da almış oldum. Şimdi onları kurumaya bırakacağım. Muhtemelen akşama kadar kurur. Zaten bu kumaş sanırım tay tüyüydü. Hani leke tutmayan kumaş. Ve gerçekten hani leke tutmuyor. Lekeleri çok güzel çıktı. Çok da basit bir şekilde siliniyormuş. Ben böyle detaylı silmedim açıkçası şimdiye kadar. Sadece şu sünger kısımlarını sildim. İkisinin de. Hani kollarını, arkasını, altını vesaire böyle bu detayda silmemiştim. Gerçekten bu iyi oldu ve bu hani zor değilmiş. Yine böyle ayda bir, iki ayda bir silinebilir diye düşünüyorum. Hem temiz kalması açısından hem de ben gerçekten sakar bir insanım. Yani çay, kahve sürekli de içtiğim, tükettiğim şeyler olduğu için, hani laptopta da ve sürekli işim olduğu için, yani işçilerim laptoptan, telefondan. O yüzden hep yanımda taşıyorum. Bu nedenle de çarpıp döküyorum falan. O yüzden bayağı sıkıntı oluyor. Şöyle suyumu da göstereyim. Suyumu bu arada ben Arap sabunuyla yaptım. Yani yaklaşık 1,5-2 litrelik suya bir kapak kadar Arap sabunu döktüm. Köpürmüyor. Gördüğünüz gibi köpükle ilgili bir şey yok zaten. Yani silerken de gördünüz. Bu kadar kirli gözükmesinin sebebi de kahve, dediğim gibi kahve dökmüştüm. Yanlarından yerde falan kahve vardı. En son onları da sildim. Son olarak da bütün her yeri tekrardan bir süpürdüm. Üzerindeki tozlar yerlere dökülmüştür vesaire diye. Sadece şu küçük koltuğum kaldı. Bu küçük koltuğum normalde kimse oturmadığı için bunu yarın tekrardan bir, hem o küçük koltuğu, tekli koltuğu, hem de masanın koltuklarını tekrardan bir silerim diye düşünüyorum. Şimdi bunlar kurusun, en azından oturulacak yer olmuyor çünkü. Yani olmayacak. Akşama kadar camı falan da açtım. Kuruması gerekiyor. Bu arada camları da açtım demişken, camları da silmem gerekiyor, temizlemem gerekiyor. Hatta türlerimi, perdelerimi de yıkamam gerekiyor. Ama bu hafta da burası full yağmurlu gözüküyor ve yerlerde sabah yine ıslaktı. Yani yine gece yağmur yağmıştı. Şu anda kurumuş. Ama sabah böyle saat 2'ye kadar falan çok soğuk ve yağmurlu oluyor genelde burada hava. Bu cumartesiye kadar yine her gün yağmurlu gözüküyordu. Ben hava durumuna baktım. İnşallah yine haftaya kaldı. Bu haftaya ertelediğim artık 3. mü 4. mü hafta ne oluyor? İnşallah önümüzdeki hafta artık yağmur yağmaz. Rahatlıkla camları da silebilirim. Çünkü artık böyle içime oturuyor. Yani her yer tertemiz oluyor ama camlar pis. Ve gerçekten bu benim biraz sinirlerimi bozuyor. Dediğim gibi koltukların arkasını, altlarını falan da bir güzel süpürdüm. Çünkü detaylı süpürmüyorum. Yani şeyleri, süpürge orunun altına falan da sokuyorum aslında ama daha dibine kadar tozları net olarak alınmamış. Orada da tozlar vardı. Onları da temizlemiş oldum. Böyle gerçekten koltuklarım temiz olacak. Ve bu işimiz de bitmiştir. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Koltukları falan dizdim. Belki koltuklar kurumuş bile olabilir. Çok hızlı kuruyorlar. Evet, hiç ıslak değiller. Akşama kadar ne olur ne olmaz. Ben oturmayacağım yine de. Küçük odaya geçeceğim şimdilik. Dediğim gibi bu sandalyelere de dayanamadım. Sildim bu arada. Şunları da çıkarıp sileceğim şimdi. Bunu da yıkamaya atacağım. Bunu gece Hakan geldiğinde koltukta falan yatarken üstüne atıyor hemen. O yüzden onu tekrardan buraya koyacağım. Şimdilik yani iyice sıcaklara kadar. Bu koltuğu da boşaltıp bunu da silerim hazır başlamışken. Daha sonrasında zaten spor falan yapacağım. İşim bitmiş olacak. En azından bu odayı bugün dip köşe temizlemiş oldum. Çünkü güzelce de bir süpürdüm. Bunların kurumasını bekleyeceğim. Yerleri falan da kuruduktan sonra, yerlerine yerleştirmeden önce silerim.
Muhtemelen ya akşam olur ya da yarın olur. Yani bu videoya yetişmeyebilir çünkü bu akşam belki küçük odada otururuz. Belli olmaz. Burasını temizlerim ya da yarın böyle bırakırım burasını ya da yarın süpürüp tekrar bir baştan silip ondan sonra her şeyi yerlerine yerleştiririm. Hem tozları falan da alırım. Şimdi ben süpürgeyle çektim tozları ama silmedim. Yarın tozları da alırım, olmadı. Dediğim gibi en azından şeyde salonda köşe bucak bir temizlik yapmış oldum. Bugün süpürge yapmış oldum daha doğrusu. Koltukları, sandalyeleri de sildim. Bayağı temizlendi şu anda salonum. O zaman ben kalan 2-3 tane de sandalyeyi de silip bitiriyorum artık bu koltuk temizliği. Her yeri sildim. Bütün koltukları falan filan sildim. Şu tekli koltuk hariç onun üstünde yani şu tekli koltuk. Onun üstünde eşyalarım var. O yüzden şu anda onu silmedim. Bir dakika, karanlık gözüküyor. Bu arada ben koltuk yani sandalyenin üstüne bir oturdum. 15-20 dakika önce sildiğim sandalyenin üzerine oturdum. Mesaj falan yazdım. Bir 10-15 dakikadır oturuyorum. Ve üzerim falan bile hiç ıslanmadı. Direkt kurudular yani, anlamadım. O yüzden ben de dedim ki bari o kısmı sileyim en azından. Sonra buraları da silerim. Tozlar mozlar varsa yine onları süpürgemde yanımdayken hızlıca çekerim. Arkalarını falan da sileyim. En azından dediğim gibi salonum dik köşe bir temizlik yapılmış olsun burada. Başlamışken de yarım bırakmak da istemiyorum. Çünkü bu masayı çek, sandalyeleri çek, arkasını sil, tekrar yerine koy falan zor. Bu arada ben duvarı da sildim. Duvarda da hep ojelerden, işte kuşlardan kaynaklı, sandalyelerden kaynaklı kararmalar, işte ojeler, yani böyle kırmızı çizgiler, siyah çizgiler falan vardı. Onları da sildim bir güzel cifle. Onları da kuruladım sonra. Şimdi diyorum ki yerleri, sprey mopumu da getirdim hatta. O da hemen şurada. Yerleri hemen bir sileyim. Ondan sonrasında sandalyelerimi de yerlerine yerleştireyim. Koltuklarımın arkasında çekip oralarını da sileyim bari dedim. Dediğim gibi en azından salonda bir temizlik yapılmış olsun. O zaman devam ediyorum.
salonumu dip köşe bir güzel temizledim, süpürdüm ve sildim. Şunu söylemek istiyorum, halılarımı falan yıkamıştım, onları tekrardan serdim. Salonumunkini henüz sermedim ve bu masanın altındakini sermedim, onları Hakan gelince sererim çünkü masayı kaldırmam gerekecek. Temizliğim bitti. Salonum ve mutfağım çok güzel, mis gibi pırıl pırıl oldu ve mis gibi kokuyor şu an gerçekten. Diğer geri kalan kısımlarını ben hemen hızlıca temizleyip bitirmeyi düşünüyorum. Çünkü saatlerimiz 4 oldu. Yemeğe falan da geçmem gerekiyor. Bu arada ben sprey mopla ilgili çok soru geldi. Bu kadar çok soru gelmesini gerçekten beklemiyordum. Memnun musunuz? Hatta annemde olduğum bir şeyde, günde evde normal Vilada'yla temizlik yaparken süpürge ve Vilada'yla hani sprey mop almıştınız, çok memnundunuz, işte niye onu kullanmıyorsunuz şeklinde yorumlar da aldım. Şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar, ben parayla reklam yapmıyorum. Yani şu anda aldığım şeyleri kendi paramla alıyorum ve bunu da aynı şekilde kendi paramla aldım. İlk olarak rengini, zaten gri gelişini çok beğendiğimi söylemiştim. Bu arada o videomun altında, onu da yine sizinle paylaşırken şuraya ya da bu tarafa, ikisinden bir yere bırakacağım. O videoma gidip altında linkini bırakmıştım. Oradan bakabilirsiniz linkine. Ben 100 lira almıştım. Daha sonrasına baktığımda biraz pahalanmıştı. 130 lira gibi bir fiyat olmuştu sanıyorum ki. Ama yanında 5 adet bez gelmesi diğer ürünlere göre zaten fiyatı daha da uyguna düşürüyor. Çünkü normalde satılanlar yine 120-130 lira olanlarda yanında hiç bez yok ya da bir tane bez oluyor. Neyse, şimdi bununla sprey mopla ilgili olan kısma geleyim ben. Gerçekten çok memnunum arkadaşlar ve şöyle bir şey var. Tozu mesela normal moplarda toz dağılıyor ama bunun mikrofiber bezi olduğu için o tozu tutuyor. Yani etrafa dağılmasını önlüyor. O tozu direkt böyle alabiliyorsunuz ve gidip işte isterseniz yıkayıp tekrar aynı şeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz 5 tane geldiği için değiştirip en sonunda hepsini makineye atabilirsiniz. Yani bu tercih size kalmış ve şöyle bir şey, ben ilk denediğimde ürünü bunu böyle ağzına kadar doldurmuştum ve bana haznesi böyle küçük geldiği için, yani triplex bir eviniz varsa bunu temizlemeye bilir bu kadar su demiştim. Ama inanın ben biraz önce şu kadar falan su doldurdum ve gelen su yarısı kadar. Ve daha iki odam kaldı. Bunlarda zaten dediğim gibi aşırı bir yer yok. 90 metrekare evde gayet küçük, şu kadarcık bir alan. Yani şu kadarcık bir su ve yüzey temizleyiciyle çok çok güzel ve rahatça temizlik yapabiliyorsunuz. Ve pratik gerçekten, yani aşırı su olmuyor etraf. Fıs fıs olduğu için direkt elinizde pratik bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Çekip geri alıp çekmeniz falan basit. O yüzden gerçekten çok pratik bir ürün. Ben çok beğendim. Ve bunu kullanıyorum zaten kendi evimde de. Dediğim gibi temizliklerimi ben her zaman göstermiyorum. Bu ara YouTube'la ilgili zaten hani aşırı gelişmemesiyle ilgili kendimce sorunlarım olduğu için aşırı derecede video da çekmiyorum. O yüzden çektiğim zamanlarda şevkim geldiğinde falan çekiyorum, sizinle paylaşıyorum. Ve temizlikte, bugün de mesela aklımda temizlik yoktu. Ama etrafın çok tozlandığını falan gördüm ve koltukları da silmem gerektiğini bildiğim için hazır çekmişken her yeri temizleyeyim dedim. Ama ben tekrar söylüyorum arkadaşlar, ben bununla ilgili ücretli bir reklam yapmıyorum. Hepsi buradan aldım ve hepsi buradayla bir anlaşmam yok. Ama gerçekten hani bu tarz şeyler benim hoşuma gitmiyor diyeyim. Ben gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorum ve bana işte hani niye bunu kullanmıyorsun böyle dedin şeklinde yorumlar beni bir tık sinirlendiriyor. Umursuyor muyum? Hayır, umursamıyorum. Bazı yorumlarda zaten, gerçi dün sildim. Yani bazı erkek arkadaşlar hoş yorumlar yapmıyor bazen. Onları bazen siliyorum. Onun dışında çok umurumda olmuyor açıkçası yazılanlar. Ama dediğim gibi ücretli reklam yapmıyorum. Kendi ücretimle, kendi paramla aldığım bir ürün. Zaten bununla ilgili neden size yalan söyleyeyim, değil mi arkadaşlar? Niye yalan söyleyeyim? Beğenmediğim bir şeyi zaten beğenmedim derim ki, diyorum da. Abartılacak bir şey olmadığı zaman çok pahalı şeyleri gerçekten bazen abartı anlatıyorlar. Ama dediğim gibi ben beğenmediysem beğenmedim diyorum. Yani böyle reklam falan almadım, dediğim gibi bundan çok memnunum. Şu kadar bir şeyle 90 metrekare evi gayet rahat temizleyebiliyorsunuz.
O zaman ben bu videomu burada kapatıyorum arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.